Dün kar yağıyordu. Şimdi yağmur. Hava biraz ısındı. Kar eriyor hafiften. Damlamasından belli. Dün yeşil kovana biraz bal verdim. Poşetle beraber artık onu besleyeyim dedim. Üzerindeki karı açtıktan sonra da bu karı yalıtım olsun diye üzerine ben koydum. O da eriyor. Şimdi yeşil kovandan yine arıcılık adına bir ders edindim. Dün zaten açar açmaz onu fark etmiştim. Bugün sizinle paylaşayım onu. Onun ne olduğunu şimdi size göstereyim. 20 gün önce yeşil kovanın çerçevelerini çekip bakmıştım nedir ne değildir diye. Yavru yoktu. Arının kışladığı yerin de üst tarafındaki bal kemeri tükenmişti. Kraliçe yumurta atabilecek boş gözeneklerin olduğu yerde salkımı oluşturmuştu arılarla beraber. Yalnız oraya yumurta atsa bile üst tarafında bal kemeri yoktu. Ben de ona istinaden kendisine balla besleme yaptım dün. Bu durumu sizinle paylaşmayı uygun gördüm. Keşke dün baksaydım ama olsun. Şimdi olay şu. Şimdi sakince açalım. Akşamüstü oldu, yağmur da yağıyor. Şimdi arı kızsa haklıdır. Dün kar yağıyordu, açtık. Bugün yağmur yağıyor. Şimdi arı bir önceki 20 gün önceki açtığımda durduğu çerçeveler 2, 3 ve 4'tü. Şimdi 3, 4 ve 5'e geçmiş. Yani sol baştaki 2 çerçeveyi bırakmış eski salkımından, ortadaki sabit, sağdan 2 çerçeveye doğru yürümüş. Bu demek ki salkımı hareket ettirmiş. Balı da verdim. Balı açmamışlardır belki ama olsun. Olsun, maşallah güzel yine yeşil kovan. Artık kendisi açsın. Ben iğneyle deli başmayacağım. Açsın, almaya başlasın. Yavruya istediği zaman da başlasın. Buradan çıkartılacak ders nedir? Arılar salkımı kaydırır. Fakat yavrusu yoksa kaydırır. Eğer şurada 2 ve 3 numaralı çerçevede yavru olsaydı asla ve asla o çerçeveleri bırakmayacaklardı ve açlıkla yüzleşeceklerdi. Çünkü bütün enerjilerini arı sütüne vermiş olacaklardı. Artı yavruyu ısıtmaya vermiş olacaklardı. Bal kemeri de tükendiği için açlıkla yüzleşecekti. Bu kovan açlık çekmezdi belki ama Türkiye'de birçok arı ölümlerinden sonra kovanda bal var ama arı öldü muhabbetinin sebebinin yarısı budur. Şimdi çerçevenin bu taraflarında sırlı bal var arka kısmında. Arılar şu önde salkımdaydı.
Burada eğer yavru olsaydı onu ısıtmak için hiç üzerinden kıpırdamayacaklardı. Çerçevenin üzerindeki bal kemerini yiyecekti. Bal kemerini bitirmiş zaten. Çok uzun süren kışta dışarıdan bir şey gelmemiş. Bitirmiş zaten. Ama arı yavru da yapmamış. Haliyle bu sefer bu taraftaki ballı çerçevelere geçmiş. Bakın arılar burada. Çoğunluğu. Şimdi şuraya geçmiş. 1, 2, 3'teyken şimdi 3, 4, 5'e geçmiş. 4 ile 5'teki balı tüketiyor. Şu arkadaki bal kemeri, sırlı balı açıp da oraya oturmuyor. Yine burada yumurtaya başlayabilecek olduğu boş gözeneklerin olduğu yerde duruyor kraliçeyle beraber. O gözenekleri cilalamış, temizlemiş, bekliyor ana arının yumurta atmasını. Şimdi bu arı neden yumurta atmadı buradayken? Atmamasının sebebi, ben onu boşu boşuna kandırmadım. Yavru atmasına teşvik etmedim. Neden? Çünkü içeride bal var. İstediği zaman kendisi kendi yavru faaliyetine başlayabilirdi. Ha, üzerindeki bal kemerini tüketmiş, o bir risk olduğu için bu tarafa kendisi geçmiş. Ben bu beslemeyi vermesem bile yine orada başına bir iş gelmezdi bir ay daha, ama yine elimde vardı, garanti olsun diye ben bunu verdim arıya. Peki, olması gereken nedir? Olması gereken şudur. Arıları öyle bir beslememiz lazım ki Şubat ayına kadar kesinlikle riske girmemeliler. Bir. İkincisi, kış öncesi besleme işini Kasım ayına bırakmadan en geç Ekim ayında, Doğu Karadeniz arıcısı için söylüyorum, bitirmeleri lazım. Kasım, Aralık ve Ocak ayında arıya ne katı ne sıvı besleme yapılmaması lazım. Arıların kendi haline bırakılması lazım. Arıyı kandırıp da yavruya yatırdığınızda, üzerindeki bal kemeri bittiğinde arı o yavruyu bırakıp da gidip kenardaki balı alamaz. Bu şekildeki soğuk günlerde, gece sıcaklıklarının düştüğü günlerde. Sahilde belki ılıman geçiyor ama gece sıcaklıkları arıların çerçeve üzerinden salkımı kaydırmalarını da engeller. Hele yavru varken zaten hiç kıpırdamıyor arılar. Yavrusunu üşütmemek için oruç tutuyor, açlıktan ölüyor neredeyse. Nitekim de ölüyor zaten. Yavruyu bırakıp da bala gitmiyor. Peki yavruyu yaptıran ne ona? Üzerine koyulan kek adeti. Yalandan bir bardak, iki bardak besleme. Besleme işini Eylül, Ekim aylarında, Ekim ayına kalabilir Doğu Karadeniz'de. Çünkü aniden bastıran bir sıcaklık, şurubu çekemeyeceği derecede sıcaklıklar Ekim ayında uzun süreli bir şekilde vurmuyor arılara. Ama yine de Eylül, Ekim ayında, hatta balı aldıktan sonra hemen varroa mücadelesi ve besleme. Son stoğu da Ekim ayında yaptırırsınız. Kasım, Aralık, Ocak ayında arılara hiç dokunmazsınız. Arılar istediği zaman yavruya başlarlar. İstediği kadar yavru yaparlar. Üzerindeki bal kemerini komple bitirmezler zamansız yavru yaptıkları için. Ve dinlenme fırsatları olur. Şu anda bu arılar Kasım ayında doğmuştur ya. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan'ı görecekler daha. Daha ömürleri var. Yavruya bile başlamadılar. Vücutlarından enerji harcayıp da arı sütü üretmediler. Ki burada zaten şu anda yavruya da ihtiyaç yok. Yani çıkıp ne alacak doğada? Polen yok, bir şey yok. Ne bulabilecek? İklim şartları uygun değil bu rakımda. Burası 1400 rakım, dağın başı. Ama sahilde polen bulabiliyor. Şu anda beslemeye cevap verebilir. Yavru sahası da var zaten. Yine de sahilde Şubat ayına kadar yetecek miktarda besleme yapılır Ekim ayında ve kovan kapatılır. Aralık, Ocak, Şubat ayında böyle keklere para verip de arıları yalandan, hele hele zayıf arıları yalandan yavruya yatırmak, onları açlıktan ölüme zorlamaktan başka bir şey değildir. Buradan da bu ders çıkar. Yavru yoksa arı bala kendini kaydırabilir. Yavru olsaydı üzerinde bal kemeri olmayan çerçevede kalacaktı. Ve bu onun için risk taşıyacaktı. Ama göründüğü üzere herhangi bir besleme yapmadığım için Şubat ayında kendisini ballı olan çerçevelere kaydırmış. Şimdi vermiş olduğum o 1 kiloya yakın bal, onun eğer yukarıda yine eksik
Yavruya başlamışsa etrafına onu çeker koyar. Belki de başlamamıştır. Ama şurada bir, bir buçuk ay kaldı. Ondan sonra bu arı coşar. Çünkü çok güzel buradan polen gelmeye başlar. Evet, bunu da atlamadan paylaşayım dedim. Boşu boşuna kış aylarında arıları yormaya gerek yok. Doğal arıcılık yapılacaksa arıların doğasına, tabiatına uygun arıcılık yapılsın. 5 çerçeveden aşağıya, 6 çerçeveden aşağıya arı kışa sokulmasın. Bol yiyecekle girsin. Benim tavsiyem budur. En güzel de böyle oluyor zaten. En kolayı böyle oluyor. Herkese iyi kışlatmalar, iyi sezonlar.